Huzura Doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programda yine sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız yine yanımızda, kendisiyle sohbet edeceğiz. Bir sorumuz var yine her zaman olduğu gibi ve bize ayrılan süre içerisinde de bunun cevabını almaya çalışacağız. Hocam daha önce size işte çalışmak mı yoksa oturup ibadetle meşgul olmak mı, rızıklar Allah-u Teala tarafından takdir edildiği için böyle düşünenler de var diye sormuştu. Şimdi o soruyu bir tık daha ileriye taşıyalım, başka bir şey soralım. Bir Müslümanın helal yoldan çok kazanıp dine ve insanlara faydalı olması mı? Yoksa muhtaç olmayacak kadar kazanıp ibadette meşgul olması mı evladır? Efendim o konuda yine İmam-ı Gazali Hazretleri İhya kitabında ve Kimya-i Saadet kitabında anlatırken buyuruyorlar ki bir Müslümanın kendi ihtiyacını, çoluk çocuğun nafakasını temin edecek kadar çalıştıktan sonra ibadetle vaktini geçirmesi caizdir. Günah olmuyor bu. Caiz. Fakat sizin sorduğunuz o değil. Zaten İmam-ı Gazali Hazretleri de ona çok açıklık getirmiş. Sizin sorduğunuz böyle olması mı yeğleniyor? Yani evet, tavsiye ediliyor. Yoksa bu kimse ihtiyacından da fazla kazanıp Allah-u Teala'nın diğer kullarına yardım etmesi, dini İslam'a hizmet etmesi, dini İslam'a hizmet edenlere yardım etmesi mi daha çok aynı şekilde tavsiye ediliyor? O konuya gelince ihtiyaçtan fazla çalışıp kazandıklarını senelerce saklamak da mubahmış, o da caizmiş. Saklamayıp hayra, hasenata sarf etmek ise müstehaptır. Nafile ibadetlerden daha çok sevaptır. Nafile ibadetlerden. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebilir. Adam helal yoldan kazandı. Götürdü birikimini. Diyelim ki bir küp aldı, içerisine altın olarak biriktirdi. Zekatını da veriyor. Bu suçlanabilir mi? Hayır. Zekatını veriyor. Veriyor. Buna da ruhsat verilmiş. Günah olmaz. Ha, öldükten sonra mirasçıları taksim eder kendi aralarında, o ayrı mesele. Babamız yiyemedi, biz yiyelim derler. Biz yiyelim derler, o ayrı bir mesele. Yani buna da ruhsat vermiş İslamiyet. Niye? Çünkü namazını kılıyor, orucunu tutuyor. Nisaba ulaştığı için zekatını da veriyor. Sadakayı fıtrasını veriyor. Kurbanını kesiyor. Ama hayır hasenata vermiyor. Farz değil vermesi. Caizdir buyuruyor. Günaha girmiş olmaz bu kimse. Ama işte şimdi sizin sorduğunuza gelelim. Tamam, çalıştı, didindi, ihtiyacından fazla kazandı, küpün içerisine altınları koymadı. Başka bir şekilde yaptı. Nasıl yaptı? Tuttu, Allah-u Teala'nın kullarına yardım için sarf etti. Veyahut da Allah-u Teala'nın dinine hizmet edenlere yardım için sarf etti. Şimdi Musa Aleyhisselam zamanında bir kimse varmış. Gelmiş Musa Aleyhisselam'a, bana demiş dua etti. Allah-u Teala bana aynı şekilde maddi imkanlar versin. Maddi imkanlar versin. O mübarek de bakmış haline, peki demiş. Dua etmişler. Zengin olmuş. Bir müddet sonra Musa Aleyhisselam hayattayken bu vefat etmiş. Vefat edince Musa Aleyhisselam bunu rüyada görmüş. Bir bakmış, ooo bir sürü villalar. Bunlar kimin demiş? Benim demiş. Nasıl oldu demiş? E demiş, hani sizden rica ettiydim ya, bana dua edin de Allah-u Teala zenginlik versin. Evet. Allah-u Teala'nın verdiklerini Allah için sarf ettim ben. Satın aldım bunları diyor. Bunları satın aldım ben. Fakire fukaya vermiş canında. Tabii. Küpe koymamış yani. Küpe koymamış yani. Satın aldım. Ve kitaplarda mesela böyle şeyler anlatılıyor. Şeyde de mesela bir hadise daha anlatılıyor. Hadis-i Şerif'te geçiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Önceki ümmetlerden İşte birisinin böyle bakmış yaşlı, parası da yok, fakir, yolculuk yapıyor. Bineği de yok. Olsa bir merkep varmış. Çok böyle güzel semeri falan filan var, süslemiş, şey yapmış falan. Ondan sonra götürmüş, bana hediye etmiş, buyur demiş. Ben demiş, bunu demiş Allah için veriyorum. Yarın ahirette aynı şekilde beni beklesin diye diyor. Merkebi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, o merkep süslenmiş bir vaziyette onu beklemektedir buyuruyor. Ahirette. Taşımaktadır. Onu taşıyacak. Taşıyacak. Yani bütün bunları anlatırken Allah için verince Allah Teala kat kat fazlasını veriyor. Yani hayal bile edemiyorsun. Çünkü 1'e 1, 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 veriyor. Hatta
bir hadise daha anlatılıyor. Peygamberimiz zamanında anlatılıyor. Peygamberimiz zamanında kıtlık oluyor. O kıtlıkta Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri tüccardı. Buğday ithal etmiş dışarıdan. Evet. 70 deve yükü. 70 kamyon diyelim. 70 kamyon buğday Medine-i Münevvere'ye getiriyor. Hemen tabii tüccarlar, ara tüccarlar hemen devreye giriyorlar. Alıp onlar da para kendi satacaklar falan. Toptan alacaklar. Kar yapacak onlar da. İşte, belli bir miktar. Fiyat söylüyorlar. Yok olmaz diyor. Olmaz diyor. Olmaz diyor falan. Ondan sonra diyorlar ki sizden daha fazla veren var diyor. Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri. Allah Allah. Yani en son limitine gelmişler bunlar. Ve ondan sonra da gitmişler Resulullah Efendimiz'e. Ya Resulallah bizde diyor buradan başka tüccar yok. Biz diyor Arap Yarımadası'nı iyi tanırız, iyi biliriz. Osman bin Affan diyor paracı olmuş. Biz neredeyse diyor işte birebir verdik diyor. Gene vermiyor bize. Paracı olmuş diyor. Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam belki muradı farklıdır. Gidip beraber soralım buyuruyorlar. Geliyorlar ya Osman buyuruyorlar. Böyle böyle bunlar bu kadar vermişler, vermemişler. Evet diyor ya Resulullah vermedim. Bunlardan fazla veren var. Peygamber Efendimiz biliyor onun muradını. Diyor ki ya Osman kim fazla veriyor? Ya Resulullah bunlar birebir verdi. Biraz daha zorlasan hadi diyelim bire iki olsun. Birebir verdi. Ama demiş ben demiş birebir, bire on, bire yüz, bire 700 verene verdim. Kime verdin diye. Allah-u Teala'ya verdim. 70 deve yükü buğdayın hepsini Allah-u Teala fakir kullarına dağıttım. Hatta o develeri de kestim, fakirlere gönderdim. Ya Allah için veriyor. Zengin böyle olur. Evet, zengin böyle olur. Şimdi dinimiz bunu aynı şekilde yayılıyor, tavsiye ediyor. Tamam, kendi ihtiyacı kadar çalışıp ibadette meşgul olmasına izin vermiş. İbadetlerini yapıyor, zekatını veriyor. Yani mal olarak verilmesi lazım olanları yapıyor. Ondan sonra biriktiriyor. Buna da izin vermiş. Ama tavsiye edilen sizin de sorduğunuz o yani insanlara, Allah-u Teala'nın kullarına, diğer mahlukata faydalı olmak mı? Elbette. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların iyisi, insanlara faydası olanlardır buyuruyor. İnsanların iyisi, insanlara faydalı olanlardır. Bir de mesela şeyde bu verme konusunda kendi ihtiyacının dışında ne varsa verenler var. Onlar Eshab-ı Kiram aleyhüm rıdvan. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshabım için fakirlik saadettir. Ahir zamandaki ümmetim için zenginlik saadettir. Çünkü Eshab-ı Kiram aleyhüm rıdvan elbise bulamadığı zaman, ayakkabı bulamadığı zaman, yiyecek bulamadığı zaman ağızlarını açmıyorlar. Feryat figan etmiyorlar. Ama sebebe yapışıyorlar. Kendi ihtiyacı kadar alıyor. Kendi ihtiyacını alıyor. Gerisini de Allah-u Teala'nın kullarına habere veriyorlardı. Onun için onların derecesine ulaşmak imkan dahilinde değil. Onun için İslam alimlerinden Abdullah Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki çoluk çocuğunun ihtiyaçlarının temin için ve fakirlere yardım, İslamiyet'e hizmet için çalışıp helal mal kazanmak çok iyidir. Süleyman Aleyhisselam, Hazreti Osman, Abdurrahman bin Avf Hazretleri ve Eshab-ı Kiram'dan bazıları çok zengindiler ve Allah-u Teala'nın kullarına çok faydalı oldular buyuruyorlar. Çok faydalı oldular. Dolayısıyla dinimiz bunu yeğlemiş mi? Tabii. Müslüman dünyayı sevdiği, dünyaya düşkün olduğu için değil, Allah-u Teala çalışmayı emrettiği için çalışıp kazanır. Nefsinin kötü arzularına, zevklerine kavuşmak için çalışıp para kazanmak ve çalışırken helali haramdan ayırmamak, başkalarının haklarına saldırmak, onlara olan borçlarını ödememek, kanunlara karşı gelmek, dünyaya düşkün olmayı gösteren öyle. İkisini de bildirmiş İslam alimleri. Böyle olursa böyle olursun diyor. Şimdi her asırda olduğu gibi ta İmam-ı Gazali Hazretleri kaç asır önce yazmış. Onların yazılarına bakıyorsun. Şimdi de var diyorsun. Mesela o zat yazmış. Zamanımızda haram işlemeden mesela beş vakit namazı kılarken geçimi temin etmek çok zordur. Bu sebeple mecburen yine işliyoruz diyenler var. O asırda da varmış. Demek ki insan her asırda aynı şekilde. Hep yamuluyor. Nefsine tabi oluyor. Nefis olduğu müddetçe önceki asır sonraki asır söz konusu değil. Nefsin eline imkanlar verdiğin zaman mutlaka onları kullanır. Sonuna kadar da kullanır. Bu zamanda da var. Bu zamanda. Peki Allah-u Teala'nın emirlerine riayet ederek helalden kazananlar aç mı kalmış? Hayır. Hatta itibar olmuşlar. İtimat edilen kimseler olmuşlar. Sevilen insanlar olmuşlar. Vermişler çünkü. Tabii fedakarlıkta bulunmuşlar. Dolayısıyla bu zamanda da bir kimse helal yoldan para kazanıp ihtiyaçlarını temin ettikten sonra ihtiyacından fazlasını Allah-u Teala'nın kullarına, Allah-u Teala yarattığı mahlukata harcamak, oturup evinde nafile ibadet yapmaktan daha çok sevaptır. Evet. Daha çok sevaptır.
İmam Hasan Ümayi Hazretleri dinin alışveriş kısmını bilmeyen haram lokmadan kurtulamaz, ibadetlerin sevabını bulamaz, zahmetleri boşa gider, azaba yakalanır ve çok pişman olur. Şimdi ibadetle meşgul, lazım olan bilgileri öğrenmemiş, kendisine lazım olan bilgileri öğrenmemiş. Dolayısıyla ne yapacak, bu harama düşecek. Ondan sonra da geceleri bu namaz kılacak. Kabul olmaz ki bu. Hani İmam Hasan Ümayi Hazretleri'ne birisi gelmiş, yaşlı birisi. Demiş efendim, ben demiş artık yaşlandım, bana demiş bu duayı yazıverin de ben onları okuyayım ahir vaktimde. Bir zaman söylemişti, 2-3 gün veyahut da bir hafta sonra gelince eline böyle küçük bir şu parmak kalınlığında bir risale gibi, kitapçık gibi bir şey veriyor. Bakıyor, alışveriş bilgisi. Diyor ki herhalde ben diyor derdimi yanlış anlattım ya, siz yanlış anladınız diyor. Ben diyor tüccar değilim. Bu diyor tüccarlara lazım olan bilgine. Ben diyor dua istedim. İmam Hasan Ümayi Hazretleri buyuruyor ki sen yanlış anlatmadın, ben de yanlış anlamadım. Sen demedin mi duan kabul olsun? Evet. Peki diyor, ekmek lazım değil mi sana? Lazım. Diğer ihtiyaçlar lazım. Ne yapıyorsun bunları? Hepsini kendin iman edecek halin yok. Alışveriş yapacaksın. Alışveriş bilgisini bilmeyen haram işler. Ve haram yer, haram yerin de yaptığı dua kabul olmaz. Dolayısıyla efendim ihtiyacı kadar mal kazandıktan sonra ibadetle meşgul olmaya dinimiz izin veriyor. Hatta farz olan ibadetleri yapıp para biriktirmesine de izin veriyor. Ama tavsiye edilen kendi ihtiyacından fazla çalışıp kazanmak ve bu elde ettiklerini de aynı şekilde fakirlere, Allah-u Teala'nın kullarına vermek daha çok sevaptır buyuruyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir defa salih kimsenin sohbetinde bulunmak, defalarca kötü kimselerin sohbetlerinde bulunmanın günahlarına kefaret olur. Uzaktır yolları, açılmış gülleri dermeye kim gelir ya bu? Açılmış gülleri dermeye kim gelir ya bu? Şeyhimin ilini sorarım. Asası elinde, şeyhimin yolunda ölmeye kim gelir yahu? Şeyhimin yolunda ölmeye kim gelir yahu? Şeyhimin illeri uzaktır yolları, açılmış gülleri dermeye kim gelir yahu? Açılmış gülleri dermeye kim gelir yahu? Ahdine vefalar, zevkine safalar, bu yolda cefalar çekmeye kim gelir yahu? Bu yolda cefalar çekmeye kim gelir yahu? Ah ile gözyaşı, Yunus'un haldaşı, zehir ile şol aşı yemeye kim gelir yahu? Zehir ile şol aşı yemeye kim gelir yahu? Şeyhimin illeri
hatır yolları açılmış gülleri dermeye kim gelir yavrum? Açılmış gülleri dermeye kim gelir yavrum? Tamil Mihal Saadet-i Ebediye. Müslümanlık nedir? Müslümanlık, maddi ve manevi temizliktir. Vücut temizliğini ve kalp temizliğini emreder. Müslümanlık, dünya ve ahiret saadetini sağlayan tek yoldur. Hakiki Müslüman, Allahü Teala'nın kaderine inanan Müslüman, dünyada daima huzur içindedir. Çünkü bu Müslüman şuna inanmıştır: kendisine gelen hayır ve şer Allahü Teala'dandır. Allahü Teala'nın takdiridir. Allahü Teala'dan gelen her şeyin kendisi için iyi olduğunu, fena zannettiği şeyin sonunun iyi olacağını düşünür ve böylelikle iç rahatlığını bozmaz. Felaketlere de kolaylıkla göğüs gerer. İşte böyle bir insan Allahü Teala'nın sevgili kuludur. Bu suretle o insan ahiret saadetine de ulaşmış olur. Müslümanlığın emirlerini yapan bir insan dünyada her türlü kötülükten ve her türlü zarardan kendisini korumuş olur. Müslümanlık ve İslamlık aynı terimlerdir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'inde Zümer suresi 3. ayetinde mealen Allahü Teala'nın indinde din İslam dinidir buyurmuştur. Bugün İslamlığın dışındaki dinler Allahü Teala'nın indinde din değildir. Hristiyanların ellerindeki İncil, Musevilerin ellerindeki Tevrat peygamberimizden evvelki zamanların kitaplarıdır. Kur'an-ı Kerim bütün bunların hükümlerini kaldırmıştır. Müslümanlık iyi ahlak demektir. Allahü Teala peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem ben seni iyi ahlakı tamamlamak için yarattım buyurmuştur. Peygamberimizin aleyhisselam her sözünde, hadis-i şeriflerinde büyük dersler, güzel ahlak özellikleri vardır. Eshab-ı Kiram aleyhimür redvan. Allahü Teala'nın arslanı sevgili peygamberimizin 4. halifesi Hazreti Ali radıyallahu anh. İlk Müslüman çocuk, büyük yardımcı. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Eshabımın hiçbirine dil uzatmayın. Onlara dil uzatan Allah'a dil uzatmış olur." Ali, dünyada da ahirette de benim kardeşimdir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın çocukluğunu anlatacağız bu bölümümüzde, kifayetsiz cümlelerle. Şanı pek yüce olan bu büyük sahabinin üstün vasıfları saymakla bitmez. Birkaçını burada zikretmekle bereketlendikten sonra çocukluğunu ve küçük yaşına rağmen nasıl Efendimiz aleyhisselama destek olduğunu anlatacağız. Hazreti Ali kerramallahu veçeh, alemlerin efendisi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Nuh aleyhisselamın gemisi gibidir. Binen kurtulur, binmeyen helak olur buyurdukları Ehl-i Beyt'in birincisi, Resulullah'ın 4. halifesi ve damadı, cennetle müjdelenen 10 kişinin 4.'sü, ilk Müslüman olanların 3.'südür. Ebu Talib, Hazreti Ali, radıyallahu anh'ın babası, Efendimiz aleyhisselamın amcasıdır. Efendimiz aleyhisselamı koruyan, kollayan dedesi Abdülmuttalib, vefatına yakın sevgililer sevgilisini ona emanet eder.
İşte Efendimiz aleyhisselam Ebu Talib'in himayesine girince henüz 5 yaşında olan Hazreti Ali ile beraber olurlar. Bu artık Resulullah Efendimizle Hazreti Ali'nin hiç bitmeyecek olan beraberliklerinin başlamasıdır. Hazreti Ali bu küçük yaşından itibaren kimselere nasip olmayan bir şekilde alemlerin efendisinin her zaman yanında olur. Onun nazarlarının dile gelmez, anlatılmaz, anlaşılmaz bereketleri altında büyür. Onun sonsuz bir derya olan ilminin ve en güzel ahlak sahibi diye Allahü Teala'nın methettiği Efendimizin ahlakıyla ahlaklanır, onun varisi olur. Lezzeti ve üstünlüğü anlatılmayan bu beraberlikle geçer yıllar. Hazreti Ali daha 10 yaşına gelmiştir. Ancak onda ne 10 yaşın çocukluk halleri, ne de duruşu, ne de bakışı vardır. Bir akıl, bir heybet, bir cesaret vardır ki kendisinde, görenler mest olur, hayran kalır. Hazreti Ali bir gün Efendimiz'i namaz kılarken görür ve ona merakla sorarlar, bu yaptığınız nedir diye. Efendimiz aleyhisselam, nübüvvet nuruyla bakarlar Ali'ye, sonra seslerin en güzeli kulaklarından gönlüne iner Hazreti Ali'nin. Ya Ali, bu Allahü Teala'nın dinidir. Seni dahi bu dine davet ederim. Allah birdir ve hiçbir ortağı yoktur. Hazreti Ali büyük bir olgunlukla babama danışayım der. Ve ertesi gün ismi çağlardan çağlara, kulaklardan kulaklara, kitaplardan kitaplara geçecek olan Hazreti Ali Efendimiz aleyhisselamın önünde diz çöker ve inci taneleri gibi dizilen kelimelerle henüz 10 yaşında Müslüman olur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. İşte Hazreti Ali'nin tüm zamanlara meydan okuyan 10 yaşındaki bu imanı, aklı yaşla tartan müflis münkirlerin iflası olarak geçer tarihlere. Efendimiz aleyhisselamın gizli davetiyle ve iki cihan saadetine yelken açan bahtiyarların sayısı da 30'u bulmuştur 3 yılda. İşte bundan sonra Efendimiz aleyhisselamın kimleri önce İslamiyet'e davet edeceği konusunda nazil olan Şuara suresi 214. ayetinde ilk emir şöyle olacaktır. Cenab-ı Hak mealen şöyle buyurur Kur'an-ı Azimüşşan'da Habibine. En yakın hısımlarını, akrabanı Allahü Teala'nın emirlerini duyurma konusunda, öğretme konusunda ikaz et. Onlara akıbetlerini bildir. Şeklinde emir buyurunca Efendimiz aleyhisselam akrabasını toplar. Onları dini İslam'a davet ederler. Fakat Ebu Leheb olmadık hakaretler ve sözler sarf eder. Ebu Leheb'in kendisi gibi bütün akrabalarını da ebedi felakete davet eden bu alçakça sözleriyle oradakiler kalkar ve giderler. İşte burada da hakaretler ve tehditler savuran akrabanın arasında Efendimiz aleyhisselamı hakkıyla savunan ve yanında olan yine Hazreti Ali radıyallahu anh'tır. Şimdi de Tokat'ta yine Sulu Sokak'ta bu sefer Paşa Hamamı'nın önündeyiz. Bu hamam özelleştirilmiş. Özel şahıs işletmesinde mülk olarak almış. Ama tabii etrafındaki mahallelerde nüfus yoğunluğu olmadığı için hamamı da işletemiyorlar. Ama bu hamamı da size göstereceğiz. Biz size bugüne kadarki çalışmalarda
göbek taşı olan yeri, sıcak yerleri gösterememiştik. Bu hamam soğuk olduğu için kameramızda rahat rahat girip içeriği de göstereceğiz. Hamamın tepesinde bir kitabesi var görüldüğü gibi. Tabii önüne bir rüzgarlık bir giriş alanı yapmışlar ki ısı kaybı fazla olmasın diye. Efendim 2. Murat Han zamanında Yörgüç Paşa bu hamamı yaptırdı. Kim bu Yörgüç Paşa? Bu Yörgüç Paşa Amasya Tokat bölgesindeki eşkıyalarla mücadele etmiş. Buradaki bozulan asayişi iade etmiş. Gerçekten memleketini, milletini, devletini seven bir insan efendim. Bu hamama da hayrat olarak yaptırmıştır. Ancak tabii zaman içerisinde bu sokak üzerinde 8'e yakın hamam var neredeyse Sulu Sokak'ta. Diğer tarihi eserlerde cabası. Burada nüfus kesafeti fazlaydı. Ama şimdi döndü dolaştı, burası seyreldi ve aşağılara doğru Tokat kayınca buradaki bazı tarihi eserler sahipsiz kalmıştır. Şimdi hamamın içerisine girelim. Bu bir Türk hamamının iç bölümleri nelerdir? Burada da sizlere söylemeye çalışalım efendim. Şu anda Paşa Hamam'ın içerisine girdik. Burası soyunma kabinlerinin bulunduğu bölümler. Tabii işlemeyen bir hamam olduğu için bazı yerleri biraz düzensiz görebilirsiniz ama ne yapsın? İşleticisi buranın üstesinden gelememiş. Benim anladığım kadarıyla devlet bu işe sahip çıkıp gelip kardeşim kaç paraya veriyorsun? Al bakalım bu kadar para yapar deyip diğer Sulu Sokak'taki tamir aldığı eserler gibi bunu satın alıp tamir etmesi lazım. Çünkü işleticisi artık mali gücünün dışına çıkmış burası. Adamcağız da çaresiz vaziyette böyle bırakmış işte. Alsa alamıyor, satsa satamıyor. Şimdi hamamın serinlik kısmına giriyoruz. Buralarda kabinler vardı. Onları gördünüz. Yine bir fıskiyeli havuzu vardır, dinlenme yeridir. Bu Türk hamamlarında adet olan şey. Şimdi buradan hamamın iç kısmına giriyoruz efendim. Şimdi Tokat'taki Paşa Hamamı'nın serinlik kısmındayız. Burada görüldüğü gibi işte boş olan bir hamam bu kadar temiz kalabilmiş. Yine de böyle bırakıldığına insanın şükredesi geliyor. Buradan esas hamamın yıkanmada kullanılan sıcaklık bölümüne yani göbek taşının olduğu bölüme geçiyoruz. Kameramız burada naz etmedi. Niye naz etmedi? Çünkü hamam yanmıyor, soğuk. Biz de rahat rahat burada çalışıyoruz. Görüldüğü gibi Tokat'ı hiç gösterememiştik yani ilk defa burada nasip oldu içeriği göstermek. Tabii bu göbek taşı orijinal değil. Yapıldığı zaman da bu mermerdendir. Hamamın külhan kısmından yakılan ocağının dumanları hamamın içerisini bilhassa göbek taşının altını da dolaşmak suretiyle bacalardan çıkar ve hamamın her tarafı ısınır. Büyük bir kubbe var. Kubbeler diğer burada rastladığımız kubbelerden biraz daha farklı, bol pencereli kullanılmıştır. Ana kubbe, kubbenin dört tarafında giriş dahil tonozlar var ve tonozların arasında da halvet dediğimiz bölümler var. Halvet bölümleri de ayrıca kubbeli. Mesela bu bölüme bir girelim efendim, halvetin bu bölümüne. Yani halvet demek insanın mahremiyetini rahat bir şekilde muhafaza ederek yalnız başına yıkanabildiği yer demektir. Soğuk su ve sıcak su muslukları var. Bunlar tabii eskiden daha değişik musluklar şeklinde idi. Yanında bir kurnası var. Biraz elden geçmiş bunlar ister istemez. Ve halvetin üzerinde de kendine has daha küçük bir kubbe var. Bu halvetlerin kubbeleri Ali Paşa Hamamı'nın kubbelerinden daha büyük halvetlerinki. Dört tane gördüğünüz gibi halveti var efendim ve buralarda umumi yıkanılan yerler. Tabii buradaki mozaikler şunlar bunlar hepsi bir elden geçmiş. Zaten burayı alan işleticisi 25 sene önce almış. Demek ki çok bakımsız bir haldeydi. Vakıflar İdaresi dedi ki kardeşim al da sen bunu bir adam et. Adamcağız adam etmiş biraz kendi imkanlarıyla. Fakat bu sefer de müşteri azlığı sebebiyle işletememiş, kapısına kilidi vurmuş. Şimdi Paşa Hamamı ile ilgili size bazı bilgiler vermeye çalıştım. Burada fazla da anlatacak şu anda bir şeyimiz yok ama hiç olmasa bir sıcak göbek taşı olan kısmını Türk Hamamı'nın gösterebilmiş oldum. Buradan şimdi Sulu Sokak'taki başka tarihi mekanlara da gideceğiz. Bugün sizi birkaç yerde dolaştıracağız inşallah efendim. Şimdi yeni yerlerimize gidelim. Şimdi Paşa Hamamı'ndan çıktık.
Paşa Hanı'na hemen karşı komşu kapıya giriyoruz. Efendim burası Paşa Hanı. Yani İvaz Paşa'nın yaptırdığı han. Duvarın orijinal kalan yeri işte şu girişinin yanlarındaki süveler ve üstündeki kemer hem kilit taşı görevi yapıyor. Yekpare bir taş konmuş. Orijinal. Kapısı da burada gördüğünüz gibi Osmanlı hanlarında Tokat'ta rastladığımız dövme demir levhaların aşağıya doğru uçları verilmek suretiyle şöyle büyük çivilerle bir ahşap iskeletin üzerine çakılmasıyla meydana gelmiş. Diğer han kapıları da gördüğümüz gibi bir kontrol penceresi burada bırakılmamış. Gördüğünüz gibi 400 seneye yakın bir zamanın hanıdır bu. O dövme demir levhalar bile zamana yenik düşmüş, eskimiş buralar. Ama bugün eskisinden çok daha sağlam görünüyor. Burası özel bir mesken haline dönüştürülmüş. Mülkiyeti özel bir şahsa geçmiş. Tabii koca bir alan, 40 odalı, yani insan yatacak 40 odası ve bu 40 kişinin de hayvanlarının bağlanacağı ahırları, yüklerinin konacağı mekanları var idi. Şimdi işte Lalettay'ın bir bahçe içerisine girmiş gibi oluyoruz. Duvarlarının sadece kalıntısı var. Vakıflar İdaremizden bizim beklediğimiz, akıl vermek gibi olmasın tabii. Madem ki bu sulu sokak artık tarihi bir gelişim projesi içerisine alındı, bu hanın da boynunu bükük bırakmamak lazım. Buranın sahibiyle gelip oturup anlaşması ve ondan sonra da gerekli düzenlemelerin yapılması bence uygun olur. Zira şahısa yap diyorsun, gücüm yok diyor haklı olarak. Ben bu tarihi eseri o zaman müteahhide vereyim arsayı, veremezsin. Müteahhide veremezsin. Peki ben ne yapayım o zaman? Yap. Yapamıyorum. Kalsın öyle. Bu anlayış uygun değil. Devlet ne yapacak? Vakıflar veya devlet bu işe elini uzatacak. Vatandaşa yardımcı olacak. Vatandaş da devleti soymaya kalkacak, bir fiyat istemeyecek elbette. Efendim burada bir han kurarsınız, işleticiliğini verirsiniz. Bazı imkanlar tanırsınız. Buraya vatandaş seneler önce belki bir para yatırmış burayı alırken. Hangi yolla geçti, nasıl geçti? O zaman devletin imkanları öyleymiş. Aman kardeşim alın bakın da hiç olmasa burası viranelik olmasın. Uygunsuz insanların, eşkıyanın yatağı olmasın denmiş. Burası Bağdat yolu efendim. Bağdat görülmüyor ama tepeyi çıktık, tepeler görülüyor. Bağdat yolu ama. Buradan çıkarsak Bağdat'a kadar rahat rahat gidilebilecek İpek yoludur. Ve etrafı tarihi eser kaynıyor kum gibi. Zaman gelecek böyle yerlere ihtiyacımız olacak. Şimdi şöyle bir duvar kalıntılarını da sizlere göstereyim. Bu 40 odanın bulunduğu duvarların iç kısmını görüyoruz. Gördüğünüz gibi yine Tokat'ın o kırmızı taşlarından inşa edilmiş. Ama zamana yenik düşmüş. Lento olarak o zamanın imkanları, 400 senenin imkanlarıyla ağaçlar yerleştirilmiş. Lentolar da orada çürümüş. Bu böyle çepeçevre dolanan koca bir han. Şöyle böyle 2000 metrekareye yakın bir han oturuyormuş burada. Ortasında güzel havuzu varmış. Belki insanların burada istirahat edeceği daha başka mekanlar da vardı o günün imkanlarına göre, sohbet edeceği, hatta alışveriş edeceği yerler vardı. Ama şimdi bundan hiçbirisi yok. Ya bundan vazgeçeceğiz, tarih envanterden çıkaracağız, kardeşim ne istiyorsan onu yap diyeceğiz vatandaşı, özel mülküyle sıkıntıya sokmayacağız, ya da geleceğiz bu işi kazandıracağız. Hamam da öyle, karşısındaki biraz önce sizlere anlattığım buradaki han da böyle. Paşa hamamını ve paşa hanını anlattık. Buradan Alaca Mescid'e inşallah geçeceğiz. Buradan da Alaca Mescid'in minaresi görünüyor. Ancak zamanımızın da artık sonuna geldik. Görüldüğü gibi hanın şimdi bir açı değiştirdik. Ta mescidin oradaki eve kadar hudutları uzuyor. Gerçekten gördüğümüz hanların içerisinde Bedesten de dahil burası daha büyük bir mekan. Gönlü ister ki Türk turizmine burası kazandırılsın. Alaca Mescid'e gidemeden zamanı tükettik kıymetli seyircilerim. İnşallah Tokat'ın başka bir yerinde, Alaca Mescid'inde, ondan sonraki Sulu Sokak'taki diğer tarihi yerlerde buluşmak üzere. Bugün için hoşça kalın efendim.